Beyin kültürü ve ahlak bilgisinden yeniden merhaba. Bugün akademik kariyer konularına değinmek istiyorum. Çünkü bana bu sorular çok geliyor. Kendim de bir süre akademisyenlik yaptım. Bilenleriniz vardır. Belki ben burada 2012'den beri doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyordum. Daha önce doktoramı Japonya'da yapmıştım 4 sene boyunca ama ondan önce de Finlandiya'da 3 sene doktora öğrenciliği yapmıştım. Dolayısıyla biraz aşinalığım var bu konulara. O yüzden bana çok soru geliyor. Benim alanım biyoloji veya biomedikal konular. Sosyal sosyal bilimler konusunda o kadar bilgili olamayabilirim ama bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışacağım. Çok gelen sorulardan biri akademik kariyer için Finlandiya'yı tavsiye eder miyim? Genel olarak bu soruya iki şekilde cevap veriyorum. Özellikle erken dönem araştırmacılar için ben tavsiye ediyorum. Onların durumu iyi ama e, ilerledikçe Finlandiya'da kalmak çok daha zorlaşıyor. O, o, önce ondan biraz bahsetmek istiyorum. E, neden Finlandiya'yı ileri aşamada çok tavsiye etmiyorum? Çünkü araştırma fonları küçük ve az. E, ve bu nedenle e, başvurduğunuz zaman bir araştırma fonuna büyük projeleriniz için, hoca olmanız için artık e, aldığınız para mesela 200 200 bin, 500 bin euro, 1 milyon euro. Bunlar Almanya'daki, Amerika'daki muadilleriyle karşılaştırıldığı zaman yani aynı akademik seviyedeki fonlarla karşılaştırıldığı zaman küçük kalıyor. Bu bunun küçük olması ne demek? Ama araştırma masraflarınız daha az değil. Hatta Finlandiya'da gayet yüksek araştırma masrafları. Çünkü çalıştıracağınız doktora öğrencilerinin post-postdokları işte yani doktora sonrası araştırmacılarının maliyeti yük yani maaşı yüksek birçok yere göre. Dolayısıyla ma maliyetleriniz yüksek ama geliriniz düşük olduğu için sürekli olarak kendi araştırmalarınıza para bulmanız gerekiyor. Bu da kolay iş değil. Burada gerçekçi olmak gerekirse kendi laboratuvarınızı açmanın en iyi yolu, belki de en sağlam yolu bir işte European Research Council grant almak, ERC grant almak. Finlandiya'nın mesela Finlandiya Akademisi'nin bir takım fonları var. Bir miktar yeterli olabilir. Ama gerçekten kendi araştırma laboratuvarını kurmak burada zor bir iş para bulmak sebebiyle. Öte yandan eğitim kadrolarına kolay kolay başvuramıyorsunuz çünkü eğitim üniversitede fince veya İsveççe veriliyor e, sınıfına göre ve öğrencilerin ana dillerine göre dolayısıyla o dilleri bilmediğiniz zaman e, ya ya da iyi bilmediğiniz zaman e, iyi bir aday olmuyorsunuz bunlara birçoğunu alamıyorsunuz bazı fonlar sadece ve sadece e, şeyleri veriliyor. E, Fince bilen akademisyenlere veriliyor. Mesela İsveççe bilen akademisyenlere veriliyor. Öyle şartları var. Dolayısıyla fon bulmakta, kadro bulmakta zorlanıyorsunuz. Fince en başta gerekli değil. Bana bu sorulan sorulardan biri akademik dünyada olsun, işte başka konularda olsun. Acaba Fince şart mı Finlandiya'da çalışmak için? pratikte şart değil. En azından teorik olarak şart değil ama pratikte eğer terfi etmek istiyorsanız, araştırma dünyasında ilerlemek istiyorsanız ki araştırma dünyasında ilerlemeden durmak biraz çok çok zor artık. Postdoc olarak kalmak çok zor. Ya hoca oluyorsunuz ya da akademiden çıkıyorsunuz. İlerlemek istiyorsanız finc öğreneceksiniz özellikle. Bu önemli bir şey. Bu konuda daha önce Helsinki Üniversitesi'nden Doçent Doktor Sinem Karaman ile Konuşmuştuk. Onun videosuna bir linki sağ üst tarafa koyacağım daha sonra. Lütfen izleyenler, ilgilenenler o videonun özellikle son bölümlerinde Finlandiya'daki akademik hayatı tartıştığımız bölümleri de izlesinler. Bence o hocanın, bu işlerin içinden geçmiş bir hocanın tecrübeleri de sizin için çok aydınlatıcı olacaktır. Şimdi biraz da yüksek lisans konusuna değinmek istiyorum. Yüksek lisans eskiden daha iyi çekiciydi burada genel olarak kalitesi iyi fakat eskiden ücretsizdi herkese burada olan herkese fakat bu değişti artık Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlardan sanırım 5000 euro kadar bir ücret isteniyor özellikle değişen Türk lirası euro paritesiyle belki de bu artık o kadar ilgi çekici bir yer olmaz Finlandiya yüksek lisans için ama kalitesi iyi ve bir takım burslar veriyorlar bu burslar konusu bana çok soruluyor Bildiğim kadarıyla mesela başvurduğunuz kurum size burs vermeyi düşünebilir. Dolayısıyla başvuru sırasında bursa da başvurabilirsiniz. Fakat bildiğim kadarıyla mesela bu burs kısmi oluyor. O yarısını veriyorlar öğretim ücretinin. Buradaki yaşam masraflarınızı hiç karşılamıyorlar. Dolayısıyla buradaki kiranız, hani yiyecek giderleriniz, ulaşım giderleriniz sizin cebinizden çıkmak zorunda kalıyor. Eğer onları sağlamadıysanız mesela iş bulup çalışmak isteyenler var ama eğer iş bulup çalışmadıysanız bu da zor Türkiye'den getirdiğiniz parayla varsa paranız tabii yapabilirsiniz de bir yerden burs bulmanız lazım gibi geliyor bana. Çalışma konusunda şöyle bir şey var biyoloji alanında ben biliyorum çalışmak çok mümkün olmuyor bulan bulursa belki yapabilir ama mesela sosyal bilimler alanında şöyle yapanlar oluyor üniversiteyi biraz dışarıdan bitiriyorlar. Yüksek lisansı mesela ee, o sırada işte bir takım kurumlarda çalışıyorlar uzman olarak. Ee, yüksek lisans tezlerini de bu kurumda yaptıkları işler üzerinden yürütüyorlar. O baştan bir anlaşılmış oluyor. O kurumun da yaptıkları işleri veri olarak kullanarak bir tez yazabiliyorlar. Onu yapanlar sanırım var. Ama e, bunu doğa bilimlerinde yapmak biraz daha zor. Biyomedikal alanlarda belki daha zor. Doktora ve doktora sonrası araştırmacılık için Finlandiya'yı tavsiye edebilirim. Çünkü bu aşamadaki şartlar birçok ülkeninkine göre gayet iyi. Bu aşamada hemen her zaman bir maaş alıyorsunuz, en azından bir gelir elde ediyorsunuz. Bazen maaş olmuyor, ona geleceğim. Doktor öğrencisinin ve postdoc'un bir maaşı, diyelim ki doktor öğrencisinin maaşı 1700 Euro. Postdoc'un maaşı aşağı yukarı işte 2500 Euro, 3000 Euro arası net olarak eline geçen. Bunun yanı sıra maaş söz konusu ise, e, ...sosyal sigorta primleriniz ödeniyor... E, ...emeklilik primleriniz ödeniyor... ...bir de e, yaz aylarında bir tatil parası alıyorsunuz ekstradan... ...böyle yarım maaşınız, belki bir maaşınız kadar... ...iyi bir para aslında... E, ...dolayısıyla maddi olarak... Amerika'dakilerle kıyaslanınca ben Japonya'dakileri hatırlıyorum. Japonya'da birçok öğrenci bu kadar iyi para alamıyordu doktora sırasında. Alsa da üniversiteye doktora ücreti ödemesi gerekiyordu, doktora program ücreti ödemesi gerekiyordu. Ben ben onlardan biriydim. Ben üniversite dışında da çalıştım için Japonya'da maddi durumum iyiydi ama üniversite içinde çalışanlar o kadar iyi olamıyor olamıyordu. Bu böyle biraz da. Finlandiya'da bakış açısı da diğerlerinden farklı doktora öğrencisine ee, Amerika'da, Almanya'da bazen İngiltere'de doktora öğrencisinin ve poston tüm hayatı üzerine ipotek koyan bir üniversite sistemi olabiliyor. Özellikle büyük laboratuvarlarda e, öğrencinin haft yani bütün her şey hayattaki her şeyi bırakıp sadece sadece projesine odaklanması istenebiliyor. Burada da çok çalışılması isteniyor kesinlikle ama e, aynı zamanda mesela bir e, doktora eğitimi sırasında çocuk sahibi olanlar var, iki çocuk sahibi olanlar var. Dolayısıyla tüm hayatı üzerine ipotek koymuyor, başka işlerine karışmıyor. O yüzden burada o karşınızdakinin bakış açısı da size diğer ülkelerdekinden daha iyi, o yüzden tavsiye edebilirim. Burada hem doktor öğrencisi için hem de e, doktora sonrası araştırma içi için başvuracağınız kişi da, doğrudan doğruya araştırmalarıyla ilgilendiğiniz hoca. E, yani Amerika'daki gibi bir kuruma başvurma, başvurmuyorsunuz. Hocaya başvuruyorsunuz. Hoca e, sizi alırsa doktora programına öğrenci olarak yazdırıyor veya doktora sonrası araştırmacıysanız yazdırmıyor tabi. E, doktora programına araştırmacı olarak e, öğrenci olarak yazdırabilmesi için kendi bütçesinde e, Helsinki Üniversitesi'nde sanırım bu kural o öğrencinin en az 3 yıllık maaşının bulunması gerekiyor Bulunmazsa yazdıramıyor böyle kurallar var yazdırdığı zaman siz bir anda onun laboratuvarında deneylerini yapıyorsunuz deneylerinizi yapıyorsunuz tezinize yönelik doktora programından bir takım dersler alıyorsunuz bu sırada hocanızın bütçesinden maaş alıyorsunuz genelde 3 sene diyor ama burada doktoralar bir 5 sene sürüyor genel olarak 5-6 sene o 5-6 sene süresince Hocanızın genel olarak kanatları altındasınız ee, ama birçok zaman hocanın bütçesi mesela el vermiyor sizi 3 seneden fazla e, tutmaya çünkü fonlar kısa süreli daha önce bahsettiğim gibi küçük ee, ne oluyor hocanızın e, hocanızla birlikte bir takım bütçelere kendi paranıza postdoklara verilen e, fonlara başvurmanız gerekiyor. Mesela Finlandiya Akademisi'nin fonları var. Ee, Finlandiya Kültür Vakfı (Suomen Kulttuuri-Rahasto) onun fonları var. En çok başvurulan bunlar. Bunun haricinde Kordelin Vakfı var. Ona çok başvuruluyor. Kone Vakfı var. Bu tür e, kurumlar irili ufaklı bazı e, ücretler verebiliyor. Mesela yıllık olarak Finlandiya Kültür Vakfı bir 30 bin euro veriyor sanırım post e, araştırmacılara yalnız şöyle bir şey var maaştan farklı bu aldığınız bunu aldığınız zaman siz maaşlı olarak üniversitenin çalışanı olma statüsünden çıkıyorsunuz serbest meslek erbabı statüsüne giriyorsunuz o yüzden mesela üniversite sizin sigorta priminizi ödemiyor o aldığınız 30 bin euro içinden yıllık kendi sigorta priminizi ödemeniz lazım emeklilik priminizi ödemeniz lazım bu tür masrafları o 30 bin euro içinden veriyorsunuz ayrıca üniversitede 1600 euro gibi bir overhead parası veriyorsunuz. Yani size tanınan işte bilgisayar gibi, e-mail gibi veya bulunduğunuz kampüsün ısıtılması vesaire gibi masraflara katkısı olması için o o parayı da ödemeniz gerekiyor. dolayısıyla fon biraz haksızlık aslında. Başarılı bir kişiler o fonları alabiliyorlar ve bu sefer maaşları aslında gelirleri düşüyor toplam gelirleri. Aynı laboratuvar içinde şöyle sorunlar olabiliyor hatta diyelim ki hoca kendi parası olsa dahi, bütçesi olsa dahi bütçesini rahatlatmak için, bir kişinin maaşını bütçesinden eksiltmek için ne yapıyor? Mesela başarılı öğrencilerine, daha önceden mesela özgeçmişleri iyi olan, başarı, henüz başladıkları projeleri iyi giden öğrencilere başvurtuyorlar bu burslara. Onlar onu aldığı zaman öğrenci o bursu alıyor. Ondan boşalan kadroya, diyelim ki 3 senelik kadroya başka bir öğrenci Geliyor ama mesela o öğrenci aslında o kadar başarılı değil ama daha iyi gelir elde ediyor, daha iyi sosyal güvenlik imkanları elde ediyor. Daha iyi, daha başarılı olan öğrenci ise işte bir takım fonlarla kendi parasını kendi emeklilik primini kendi ödemekle falan cezalandırılıyor. Bu bütün bütün hepsi için böyle değil bu arada bütün mesela Avrupa Birliği'nin sanırım Marie Curie fonları var. Human Frontiers fonları var. Bu Avrupa Birliği'nin değil, Japonya'nın büyük ölçüde karşıladı. Bunların mesela ödediği maaşlar gayet iyi. Ama bunların bunları önceden bulup çok iyi planlamanız lazım. Çünkü başvuru başvuru şartları genel olarak çok sıkı. Evet, sadece mesela ülke değiştirenler başvurabiliyor diyelim ki. Öyle şeyler var. Benim tavsiyem bunları iyice araştırın. Hangi fonlara başvurabiliyorsunuz? Hangi burslara başvurabiliyorsunuz? Bunları önceden araştırın, bilin ee, ki önceden başvurabilin. Bunlar önemli şeyler. Peki nereden bunları bulabilirsiniz? Finlandiya'nın böyle bir veri tabanı var. Adı Aurora. Aurora e, burs ve e, neydi o işte fon veri tabanı. Orada başvurabileceğiniz, başvuramayacağınız her tür burs var. TÜBİTAK bursları da var. Mesela Finlandiya'ya gelmek için TÜBİTAK burslarını bildiğim kadarıyla kullanamazsınız. E, yani Finlandiya'da doktora yapmak için yanılıyor olabilirim. Ama e, başvurabileceğiniz veya başvuramayacağınız birçok burs var orada. Onları e, bence e, mutlaka bir e, gözden geçirin. Hangisine başvurabiliyorsunuz, hangisine başvuramıyorsunuz? Neler yapmanız lazım başvurmak için? Hangi belgeler gerekiyor? Bunları 1-2 sene önceden mesela doktora sonrası araştırmacılar için belirleyin. Mesela hocanızla başvuru yazın. Önceden daha laboratuvarına gelmeden böyle bir bursla gelirseniz hem prestijli hem de daha iyi bir geliriniz olur. Böyle şeyler önemli. Sık sorularda sorulardan biri mesela şu kadar para alıyoruz diyorsunuz da bu para yetiyor mu Finlandiya'da? Bu güzel bir soru çünkü şehirden şehre değişiyor ve aileden aileye değişiyor. Mesela doktor öğrencisi maaşı o aşamadaki birçok kişi bekar çocuksuz olduğunu göz önünde tutun. Genel olarak bir kişiye yetecek kadar, özellikle Helsinki'de mesela çocuklu aileyi tek olarak geçindirmekte zorlanabilir. Ancak karı koca o ikisi de ondan alırsa veya başka daha iyi bir gelir elde ederse karı kocadan biri daha iyi bir hayat sağlayabilir. Öteki türlü çok sıkı bir bütçede geçinmek zorunda kalabilirsiniz. Ee, bunun haricinde Helsinki'de ma yaşam masrafları çok yüksek öteki şehirlere göre. Hem kiralar çok yüksek. Mesela e, bin çocuklu bir aile için bir çocuklu bir aile için herhalde 1000 eurodan aşağıya e, bir şey bulmak makul mesafede üniversiteye mümkün değil. Çoğunlukla 1200-1300 euro diyebilirim. E, trafik çok fazla Helsinki'de. Dolayısıyla yolda çok zamanınızı kaybediyorsunuz. Belli hatlar e, çok dar. Hani İstanbul'da diyelim ki Beşiktaş, Ortaköy gibi trak, tıkanan trafik noktaları var. Çok çok fazla yok. Helsinki genel olarak birçok ülkeden iyi e, şehirden iyi büyük şehirden iyi daha doğrusu bu konuda ama e, gene de tıkanan noktalar var. O noktalardan geçmek istemezsiniz her sabah e, ve Yolda çok zaman kaybediyorsunuz. Dolayısıyla mesela daha küçük şehirlere de bir kadro bulmak isteyebilirsiniz. Oralardaki üniversitelere başvurmak isteyebilirsiniz. Diğer şehirler daha ucuz. Tampere ve Turku var mesela. Onlar da kiralar belki Helsinki'nin yarısı kadar. Diğer şehirler daha da ucuz. Ben Tampere'de 3 sene yaşadım. Tampere'de sağlık hizmetleri mesela çok çok iyi. Bunun yanı sıra eğitim hizmetleri, kreş hizmetleri belediyenin dört dörtlük. Yani e, aileyle taşınıyorsanız hem daha ucuz, aynı ma aynı maaşı alıp e, daha çok cebinizde paranın kalmasını istiyorsanız e, çocuğunuza yakın, mes evinize yakın mesafede kreş e, eğitim bulmak gibi e, derdi ilkokul bulmak gibi derdiniz varsa e, tam periyi tercih edebilirsiniz. E, bunun yanı sıra gideceğiniz üniversitenin e, hangi araştırmaları daha iyi yaptığı, özellikle yanına gideceğiniz hocanın Özellikle doktora aşamasındaysanız, doktora ve doktora sonrası eğitim aşamasındaysanız, yanına gittiğiniz hocanın o konudaki bilinirliği, kendi elindeki fonlar çok çok önemli. Yani hem size maaş verecek, hem de sizin yaptığınız deneylerin masraflarını karşılayacak ki bu çok pahalı bir iş birçok durumda. o o hocanın o hoca bazen küçük bir şehirde kendi halinde o araştırmalarını yapıyor olabilir. Çünkü bu benim başıma geldiği için biliyorum. Ben 3 sene Kuopio şehrinde yaşadım. İlk geldiğimde Finlandiya'da. Bilmiyordum ama gittiğim yanına gittiğim hoca dünya ünlü bir epilepsi araştırmacısıymış. Yani biraz biliyordum yani iyi bir bilinen bir isim olduğunu ama daha sonra mesela ben Amerika'da kendi araştırmalarımızı poster olarak sunarken bir sinir bilim kongresinde dünyanın dört yanından o kongrenin katılımcıları gelip bizim posterde ne yaptığımıza baktılar. Birkaç tanesi şey dedi yani ben senin hocanın ismini gördüm geldim. Hiç bu ne yaptığını bilmiyorum. Ben sadece senin hocanın ne yaptığını bilmek için geldim şu an demişti mesela. Böyle çok ünlü çok ünlü bir isimmiş kendi alanında. Tabii ki ilerisi ileri kariyer için bu önemli bir şey sizin hem makalelerinizi yayınlayabilmeniz için hem daha sonra hoca olabilmeniz için çok önemli bir şey. O yüzden yanına gittiğiniz hocanın da alandaki başarısı sizin için önemlicice bir önemli bir faktör. bunun yanı sıra bazı dezavantajları var küçük şehirlerin. Mesela sosyal hayat daha kısıtlı oluyor. Yabancılar varsa birbirlerini buluyorlar. Köyde iyi bir yabancı topluluğu var, tamperede de öyle ikisinde de yaşadığım için biliyorum. ama her üniversitede öyle olmayabilir, her şehirde öyle olmayabilir. Bunun yanı sıra insanlar ne yapıyorlar o zaman kendilerini mesela kış sporlarına veriyorlar, çalışmaya veriyorlar, zaten çalışmanız gereken bir nokta. hayatınızda çok çalışmanız gereken bir nokta. O yüzden zamanınızı öyle değerlendiriyorsunuz. Bunun yanı sıra mesela öyle restoran, bar falan gibi alternatifler Finlandiya'da özellikle küçük şehirlerde azdır. Hani bir kafeye gidiyorsun. Kuopio'da ben hatırlıyorum bir kafe, bir tane güzel kafe vardı ben oradayken. Şimdi daha yenileri de açılmış ama e, cumartesi günü 2'de kapanıyordu. Pazar günü tamamen kapalıydı. Hafta içi 6'da kapatıyordu. Yani tam ben gideceğim kapalı. E, o yüzden gidemiyorduk yani şöyle bir arkadaşlarımızla veya misafirlerimizle kolay kolay bir yere. E, küçük şehirler böyle. Son olarak doktoraya başvuru sırasında gördüğüm bazı hatalardan bahsetmek istiyorum. Bu konuda bir takım e, tavsiyeler vermek istiyorum. E, Birçok kişi doktoraya e, başvururken, dedim ya hocaya başvuruyorsunuz oradan. Hocaya mektup yazarken e, mektuplarda ciddi hatalar Önemli bir hata karşınızdaki ne öncelikle mektubu okutacak, ilgisini çekecek bir şey yazmamak. E, mesela mektup gönderiyorlar, e-mail gönderiyorlar. Yani konu kısmı boş veya merhaba gibi. Ne konuyu gerçekten belli etmeyen şeyler yazıyorlar. Bunu yapmamanız lazım çünkü karşınızdaki profesör öyle hani bilgisayarın karşısında kahve içip e, gazete okuyan bakın bakalım bugün neler gelmiş diye e-mailini açıp her e-maili sonuna kadar okuyan bir insan değil. Onlara onlarca e-mail geliyor her saat. E, dolayısıyla çok meşguller. Ne yapmanız lazım? Dikkatini çekmeniz lazım. O zaman konuyu yazın. Konu kısmına e-mailinizin. Diyin ki mesela doktora pozisyonu için başvuru. Postdoc için başvuru. Böyle şeyleri açıkça yazın. Bunun yanı sıra bazı e-mailler çok uzun oluyor. E Gereksiz ayrıntılar oluyor. E Ve önemli şeyler o ayrıntıları yazılmış olsa dahi o ayrıntıların arasında kaybolmuş oluyor. Benim tavsiyem en önemli şeyleri en başta yazın. Mesela karşınızdaki en çok neyi merak ediyor? Bu kim kimdir? Nedir? ve bana için yazıyor? Benden ne istiyor? Bunları en başta, ilk paragrafta belirtin. Ben genel olarak şöyle başlıyorum yazdıklarıma. Benim adım Çağrı Yalgın. Ben işte mesela son sınıf doktor öğrencisiyim. Sizin laboratuvarınızda doktora sonrası araştırma yapmak istediğim için size yazıyorum. Yani baştan artık karşınızdaki kişi sizin ne istediğinizi biliyor. Diğer önemli bir nokta ki bunu hemen başta belirtmeniz gerekmiyor ama mutlaka mektubunuzun içinde, yazdıklarınızın içinde belirtilmesi lazım. Sizin ee, sizin gelişinizin, kalışınızın, araştırmalarınızın masraflarının nereden çıkacağı. Yani e, mesela staj için geliyorsanız Erasmus ile mi geliyorsunuz? E, bu işleri çok kolaylaştırır burada gerçekten. E, bunun dışında mesela birlikte bursa mı başvuracaksınız? Elinizde halihazırda bir burs mu var? E, karşı, yoksa karşınızdakinin bütçesinden bir, bir maaş mı bekliyorsunuz? Bunun belli olması lazım. Evet. Yazdıklarınız az ve öz olsun. Bazen çok acayip ayrıntılar oluyor veya felsefe oluyor. Gereksiz yani karşılayın. Bazen işte benim hayat felsefem şudur falan gibi şeyler yazıldığını görüyorum. Bu tür şeyler karşınızdakini çok ilgilendirmediği gibi mektup uzuyor ve karşınızdakinin çok vakti yok. Bir an evvel onun merak ettiği şeyleri sizin nasıl bir insan olduğunuz, nasıl bir yani bu alanda nasıl bir çalışmalar yaptığınızı ve beklentilerinizin ne olduğunu yazmanız lazım. Ve işte hani müzik zevkinizi falan yansıtmak gibi şeylere düşmeyin, hatalara düşmeyin. Ya da çok benim başıma şöyle bir şey geldi. Birisi bana bir mektubunu gösterdi mesela ben hocam böyle bir mektupla başvurmak istiyorum, böyle bir özgeçmişle başvurmak istiyorum diye. Başvurmak istediği böyle biyolojik beyin araştırmaları yapan, sinir bilim araştırmaları yapan bir hocaydı. Ve mesela ilgi alanları arasında Freud ve psikanaliz yazmıştı. Hani bu biraz böyle astronomiyle uğraşan hocaya ben koç burcuyum yazmak gibi bir şey. Yani böyle hatalara da yapmamanız lazım. Yapmamak için bazı ayrıntıları da atlamanız iyi olabilir. O yüzden onu tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra Önemli bir hata da geçmişteki başarılarınızdan bahsederken, geçmişteki yaptıklarınızdan bahsederken çok fazla geriye dönük bir insan imajı vermek. Bunu yapmayın. Çünkü fonlara başvuruyorsanız, bir takım akademik pozisyonlara başvuruyorsunuz, başvuruyorsanız bu sizin gelecekte yapacağınız işler için size veriliyor ve dolayısıyla geleceğe yönelik bir şeyler yazmanız lazım. Geçmişte yaptıklarınızı yazmayın demiyorum, ama bunları oturtacağınız bağlam önemli. Yani ben ee, şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım yazmak istiyorsunuz biliyorum çünkü onları e, yaptınız çok çalıştınız ama ne yapmanız lazım demeniz lazım ki benim şöyle bir hedefim var gelecekte mesela ben e, bu işin sonunda eğitimimin sonunda e, işte beyin e, Alzheimer üzerine araştırmalar yapmak e, yapan bir akademisyen olmak istiyorum bunun için e, lisans döneminde şunları yaptım işte şu hocanın yanında bir takım deneyler yapmıştım e, ...yüksek lisans döneminde şunları öğrendim, şu programa girdim... ...şimdi sizin yanınızda da şunu öğrenmek istiyorum... ...kendimi şu şekilde yetiştirmek istiyorum... ...ve ileride mesela bütün bunları bir araya getirerek... E, ...kendi e, laboratuvarımı kurmak isteyeceğim gibi bir şey yazabilirsiniz... ...kendi e, başvurduğunuz pozisyona göre. Yani geçmişte yaptıklarınız önemli ama... ...özellikle gelecekte yapacaklarınızın teminatı olarak... Hani ...ben bu kadar çalıştım e, ve özellikle çalıştığım konular eğer çalıştığınız konular şu anda başvurduğunuz şeyle ilgiliyse özellikle işte mesela bu benim bu konuya olan ilgimi gösteriyor diye o şeyi o yaptıklarınızı vurgulamanız lazım. Vurgulamanız lazım ama özellikle gelecekteki bir hedefe yönelik olarak. Çünkü size onun için para verecekler. Onun için kadro sağlayacaklar. Onun için eğitim verecekler. Bu konuyla ilgili olarak bir şey daha söylemem gerekiyor. Biraz bağlantılı aslında. Başvuru mektubunda ben sizin konuyla çok ilgiliyim diye yazıyor birçok kişi ama bunu herkese yazabilirsiniz tabii. Yani böyle kopyala yapıştır şeklinde yazılabilecek şeyler, özellikle bütün mektup kopyala yapıştır şeklinde herkese gönderilebilecek bir mektup ise karşınızdaki bunu zaten çok dikkate almaz okusa dahi. Ama özellikle bir herkesin söyleyemeyeceği bir şey söylerseniz o zaman bu mektup çok özel bir hale geliyor ve karşınızdaki sizin o konuda çok motive olduğunuzu anlayabiliyor. Bunun için ne yapın? Benim tavsiyem şu. Ee, karşınızdaki hocanın, ben bunu yaptım geçmişte ve işe yaradı onun için söylüyorum. Karşınızdaki hocanın mesela son dönemdeki yayınlarına biraz bakın. Hangisi sizin ilginizi çekiyor? Ee, onu, onu mesela önce özetlerden okuyabilirsiniz. Birini seçersiniz, ikisini seçersiniz. Sonra o makaleleri biraz okuyun. Oradaki araştırmaları biraz anlamaya çalışın ve özellikle ilginizi çeken bir şey çıkarsa mesela bunu yazın hocaya deyin ki bir cümleye çok uzatmadan deyin ki mesela ben mesela ben ne dedim dedim ki sizin işte 2-3 sene önceki şu makalenizde dedim post doktora araştırmaya başvururken e, e, onun ilgi alanı beyin değildi ama beyinle ilgili bir deney yapmışlardı o makalede. Mesela bu beyinle ilgili olan deney benim çok ilgimi çekti. Ben bunun gibi araştırmalar yapmak isterim. Bu tür araştırmaları derinleştirmek isterim diye yazdım. Mesela bu karşınızdakine ne diyor? Ben senin makaleni okudum. Ben senin araştırmalarını okudum diyor. Çok fazla da rigid bir şey yazmayın. Çünkü birçok hoca o araştırmalardan biraz sığırılmış oluyor. Çünkü makaleler hep böyle birkaç sene öncesini yansıtıyor. Ama bir şey verin karşınızdakine. Ben sizin alanınızda ilgileniyorum. Neden motivasyon çok önemli? Çünkü gerçekten bu iş akademik araştırma işi çok böyle o konuyla ilgili motivasyonunuz olmadıkça sürdürülebilir bir şey değil. Şimdi karşınızdaki hoca hani böyle hep idealist işte bilim insanı e, imajı veriliyor ama bilim insanının bir, an, bir yandan da gerçekçi olması gerekiyor. O da nasıl? O karşınızdaki hoca da bir takım projeler alıyorlar, e, alıyor ve diyelim ki üç e, 3 sene 5 senelik bir proje parası alıyor. O paradan sizin mesela doktora ücretinizi verecek, öğrenci öğrencilik hizmetinizi ve ücretinizi verecek, e, deney masraflarınızı karşılayacak. Veya deney yapmıyorsanız herhangi bir araştırma, saha araştırması olsa on, o masraflarınızı karşılayacak. E, ve sonunda bu işten bir yayın çıkarması lazım ve bu işler kolay işler değil. Çok zaman harcı, çok emek isteyen, çok zaman isteyen şeyler ve o yüzden sizin bu e, motivasyonu taşıyor olmanız olan, bu konuyla ilgili bir hedefi olan, e, bir takım e, he, kendisine hedefler koymuş ve azimle onlara yönelik olarak çalışacak bir insan olmanız lazım. E, o yüzden karşınızdaki ne hem e, işte ileriye yönelik hedeflerinizden bahsederek hem de motive olup onun makalesinden bir şeyler okuduğunuzdan bahsederek bu duyguyu vermeye çalışmanızı tavsiye ederim. Evet notlarıma bakıyorum sanırım söyleyebileceğim her şeyi söyledim. Benim aklıma gelmemiş sizin merak ettiğiniz bir takım şeyler varsa yorumlarda yazın sorularınızı cevaplamaya çalışabilirim. Bunun yanı sıra şu, benim daha önceden Yaptığım canlı söyleşiler var bu kanalda. O so söyleşilerindeki sorular e, o, onların tariflerinde yazıyor, o, bilgi kısımlarında yazıyor. Oralardan bakıp e, kendi kafanızdaki soruları cevaplamış mıyım oradan da bakabilirsiniz. Veya ileride yine böyle yayın canlı yayınlar yaparsam e, orada ya gelip canlı yayında bana sorularınızı sorabilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyuyorum. Hepinize hem iyi günler diliyorum hem de akademik e, dünyada başvurularınızı da başarılar diliyorum. Ee, tabii bu videoyu beğendiyseniz bunu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın böyle şeyler için. Hepinize çok teşekkürler.